fark etmiyorsunuz, fıkh etmiyorsunuz. O yusabbihu ra'du bihamdihi. Yıldırım da koparken Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih ediyor. Vel melâikatu min hîfeti. Melekler de Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih ediyor. Ona karşı korku dolu, saygı dolu bir halde bulunuyorlar. Dolayısıyla âlemde en küçüğünden en büyüğüne bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ve onu hamd ile tesbih eder bir halde olduklarına göre böyle bir zeminde, böyle bir ortamda bir iş yapmaya kalkarken kendi namımıza değil, bir başkasının namına da değil, Allah'ın namına, onun adıyla başlar isek, o zaman Allah Azze ve Celle umulur ki bize o işte hayırlı bir netice nasip etsin. Çünkü daha kitabının girişinde bunu bize öğretti. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz de biliyoruz ki Cenab-ı Hak kitabının daha başında bize öğrettiği bu hususu hayatımızda yaygın hale getirebilmeyi de bize kolaylaştırsın. Hatırımızda tutabilmeyi, hangi iş olursa olsun, küçük yahut büyük, başarıp başaramayacağımızın Cenab-ı Hakk'ın inayetine bağlı olduğunu, en küçük bir iş bile olsa, eğer Allah'ın müşahidesi yardımı olmaz ise, başaramayacağımız bilincine erişebilmemizi ve böylece elimizi hareket ettirmemizin bile Cenab-ı Hakk'ın bize sağladığı bir kuvvet, Cenab-ı Hakk'ın bize sağladığı bir sıhhat olduğunun bilincinde olalım. Yoksa kul ayaklarını yere sağlam bastığında, pazusunu sıkıp kendisini güçlü hissettiğinde, özellikle gençliğinde her şeye muktedir, her istediğini yapar, hele biraz güce, imkana, servete, makama kavuşunca kendisini neredeyse ilah sanmaya başladığında, bu hakikatten bir o kadar uzaklaşmış, gerçekten bir o kadar uzaklaşmış, ayakları artık yere basmıyor. Kendisini ne kadar muktedir saysa da bir baloncuğun içerisinde boşlukta, hayaller içerisinde ilerliyor demektir. Çünkü alemde en sağlam hakikat, varlıkta kişinin Cenab-ı Hakk'ın yerden göğe bütün mahlukatı hem yaratmış hem de yaşatan kudret olduğunu, eğer iznin müsaadesi olmazsa nefes bile alamaz. İznin müsaadesi olmazsa kolunu bile kımıldatamazsın. Bu bilinç kulu her yaptığı işte Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla muvaffakiyete, başarıya ulaşabileceği noktasına getirir. Bundan ne kadar uzaklaşırsan o kadar besmelesiz olur, o kadar istiazesiz olur, o kadar Cenab-ı Hak'tan yardım dilemek hususunda gevşek olur, uzak kalır, bunu gereksiz görür. Ben yapıyorum zaten işimi kendim başlatıyor, kendim sonuçlandırıyorum zannetmeye başlar. İşin doğrusu ve gerçeği şu ki, bütün işler, bütün güçler, bütün hal, bütün kuvvet ancak Allah Azze ve Celle sayesindedir. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıklıkla tekrar ederdi. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Ne bir hal var. Yani ne halin olur, ne dermanın olur, ne takatin olur. Hiçbir şey yapamazsın. Ne de bir kuvvet. La havle ve la kuvvete. Hiçbir biçimde azıyla, çoğuyla hepsini net ediyoruz. Yani hepsi hiçbiri olamaz, yoktur. İlla billah. Ancak Allah sayesinde. Ancak Allah'ın izniyle, Allah'ın müsaadesiyle, Allah'ın verdiği kadar. Şu an buraya gelirken de, evden çıkarken de, yolda yürürken de, kendimizi zinde hissederken de o hali ve o kuvveti Cenab-ı Hakk'ın bize sağladığı kadarıyla hissettik, yaşadık ve şu anda yaşamaktayız. Cenab-ı Hakk'ın bir gerçekliği